Merhaba öncelikle. Merhaba. Size birkaç tane sorum olacak. Alanyaspor'un birincilikte birinci sırada olduğunu biliyor musunuz? Evet biliyorum, destekliyorum. Peki bu hafta kimle karşılaşacak? Tabii ki biliyorum, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sizce peki bu Fenerbahçe karşılaşmasında sonuç ne olur? 1-0 olur, alırız. 1-0 kim olur? Tabii ki Alanyaspor olur. Öncelikle Alanyaspor'un Süper Lig'de birinci sırada olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum. Peki bu hafta kimle karşılaşacak? Fenerbahçe. Sizce bu Fenerbahçe ile karşılaşmanın sonucu ne olur? Bence Alanya'nın yenmesini isterim. Bir Alanyalı olarak. Bizler de canlı gönülden isteriz. Peki Süper Lig'de şu anda birinci sırada ilerleyen bir Alanyaspor var. Sizce ligden kaçıncı sırada çıkar ya da şampiyonluk söz konusu ya, mudur? Şu an ilk hafta Anadolu takımları iyi oluyor ama ligin sonlarına doğru düşüyor yani. O iki şey yok, heyecan yok. Bence yani 8 ya da 10. sırada falan olabilir gibi geliyor bana. Alanyaspor ligde birinci sırada şu anda. Biliyor musunuz? Evet, Alanyaspor şu anda ligde birinci sırada. Çok iyi gidişatı var, yükseliş de sürekli. Bu yıl da sürpriz şampiyonluğa gidebilir. Diyorsunuz. Evet. Peki bu hafta kimle karşılaşacak? Onun bilgisine sahip misiniz? Evet, bu hafta Fenerbahçe'yle oynayacak. Büyük bir ihtimalle en kötü şartlarda beraberlik alma ihtimali de %95'lerde. %95'ler diyorsunuz. Peki kaç biter sizce? 2-1, 1-1. Şeklinde. Peki Alanyaspor'un bu yıl ligde birinci sırada oluşu, bir beklentiniz var mı Alanyaspor'dan? Ligi kaçıncı tamamlar ya da şampiyon olur mu? Büyük bir ihtimalle Alanyaspor bu yıl şampiyon olma durumunda. En kötü şartlarda ikinci. İkinci değil de şampiyonlukta zorlayabilir, şampiyonluk liginde de oynayabilir. Alanyaspor'un Süper Lig'de birinci sırada olduğunu biliyor musunuz? Evet. Peki Alanyaspor bu hafta kiminle karşılaşacak? Fenerbahçe ile karşılaşacağını biliyorum. Peki bu karşılaşmadan sonuç sizce ne olur? Şu an Alanyaspor ve Fenerbahçe ezeli bir rakip diyebilir. Çünkü ikisi de bu haftalarda 1 ve 2 arasında gidip geliyor. Puan sıralamasında benim için beraber olacak gibi bir his var içimde. Beraber diyorsunuz. Evet. Peki Alanyaspor'un bu güzel mücadelesinde, bu ligdeki mücadelesinde sizce Alanyaspor şampiyon olabilir mi? Bir beklentiniz var mı? Ya da kaçıncı sırada tamamlar? Şampiyonluk için daha henüz erken çünkü oyuncularımız tamamen daha yetiştiremedik. Ama beklentimiz ilk 5 sıra içerisinde olmasını bekliyoruz Erol Bulut hocamızı da. Alanyaspor Süper Lig'de birinci sırada, bilginiz var mı? Var. Peki bu hafta kimle karşılaşacak? Fenerbahçe ile. Fenerbahçe ile ki bu karşılaşmada sizce sonuç ne olur? Beraberlik olur ama inşallah Alanyaspor yener. Peki Alanyaspor'un bu yıl ligdeki başarısı sizce nasıl ve beklentiniz ne Alanyaspor'dan? Beklentim Avrupa kupalarına gitmek. İnşallah şampiyon oluruz ama gerçekçi olursak biraz zor. Öncelikle Alanyaspor'un Süper Lig'de birinci sırada olduğunu biliyor musunuz? Tabii ki biliyoruz. Yakından takip ediyoruz. Maçlara gidiyoruz, ailece gidiyoruz. Çoluk çocuk, hanım, eş. Yani artı fırsat bulacak deplasmana da gidiyoruz. Çok güzel. Peki bu hafta kiminle karşılaşma var biliyor musunuz? Fenerbahçe. Peki bu karşılaşmada sizce skor durumu ne olur? Valla ben geçen hafta Alanya'da ilk kişi bildi skoru. Ben 3-2 biz 3-2 Malatya yeneceğiz diye yazmıştım. Hatta Alanya Spor benim şey yaptı, yayınladı Instagram sayfasında bilenler diye isimle geçiyor orada. Ben de 2-2 veya 2-1 yeneriz diye düşünüyorum. İnşallah bu sefer de tutar skorunuz. İnşallah, inşallah, inşallah. Peki Alanya Spor'un ligdeki başarısı sizce ne olur bu sene? Benim öngörüm ilk 5'te bitiririz diye düşünüyorum. Ben geçen sene ilk 10 diye tahmin etmiştim. Bu yıl ilk 5 diye düşünüyorum. Bu haftaya gideriz diye düşünüyorum. Çünkü Alanya bir turizm kenti. Alanya'nın turizm kenti olduğu için yani bizim açımızdan özel bir turizm tanıtma ihtiyacı var. Alanya'nın o haftaya gitmesi Alanya açısından yani parayla ölçülemeyecek bir reklam getirisi olacağını inanıyorum. Peki sizce bu Fenerbahçe müsabakasında ilk 11 ne olur Alanyaspor'un? Valla defansta Veliton, Steven Kalker, Zlavel,
Enskala dörtlüsü defanslı olur diye düşünüyorum. Onun önünde Ceyhun, Efecan, orta saha Ceyhun, Efecan, Yuan Fran, Sinopis ve 11 numara şu yeni gelen şey var, Yunan var, o Bektaş, o olur diye düşünüyorum. Yani artı ileride de Cisse ve Fernandes olur diye düşünüyorum yani. Alanya Spor'u kaç yaşından beri tutuyorsun? 4. 4 yaşından beri. Şu an kaç yaşındasın? 6,5. 6,5 yaşındasın. Evet. Peki Alanya Spor'un Süper Lig'de birinci sırada olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Peki bu hafta kimle karşılaşacak? Fenerbahçe. Sence kim kazanır? Alanya Spor. Peki futbol oynuyor musun? Oynuyorum. İleride hangi takımda oynamak istersin? Alanya. En sevdiğin futbolcu kim peki Alanya Spor'da? Fernandes. Alanya Spor Süper Lig'de birinci sırada. Biliyor musunuz? Bilginiz var mı? Tabii ki. Koyu bir Alanya Spor taraftarı olarak tüm maçlarına gidiyoruz. Şu anda milli takım arasına Süper Lig'de birinci olarak girdik. İnşallah 3. haftada birinci olarak girdik. 33. haftada da birinci olarak gireriz. İnşallah. İnşallah. Peki bu hafta kimle karşılaşacak? Fenerbahçe gelecek. Haftaya pazartesi günü. Evet. Peki bu maçta sizce galip taraf kim olur ya da berabere mi kalınır? Valla gönlümüz Fenerbahçe'yi yenmeyi istiyor. Yenmek de istiyoruz. Onlar da çok iyi bir takım. Türkiye Ligi'nin, Süper Ligi'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Fakat Alanya Spor da bir ilçe takımı olarak çok küçümsenecek bir takım değil. Beraberlik veya biz galip geliriz düşüncesindeyim. Peki ligdeki başarı durumu sizce Alanya Spor'un bu sene nasıl olur? Yani bir beklentiniz var mı yani, şampiyonlukla alakalı olarak? Şampiyonluk tabii ki herkes gibi biz de istiyoruz. Alanya olarak da buna hazırız. Ama şu anda 3. hafta bitmesine rağmen biz lideriz diye, şampiyon olacağız diye kesin bir iddiamız yok. Ama en kötü ihtimal ilk 4'ün içerisinde olacağız diye hedefliyoruz. Taraftar olarak, kulüp olarak, yöneticilerimiz hepsi bunu istiyor yani. Şampiyon olursak bu da yağla bal olur. Peki bir taraftar olarak, Alanya Spor taraftarı olarak yönetimden isteğiniz nelerdir? Yani yönetimimiz zaten şu ana kadar Sayın Hasan Çavuşoğlu olsun, yanındakiler olsun, üzerine düşen her şeyi layıkıyla yapıyorlar. Biz de taraftar olarak yönetimden ziyade daha çok ben Alanya halkından ve Alanya Spor taraftarından isteğim var. Şimdi önümüzdeki hafta pazartesi günü Fenerbahçe gelecek. Alanya Spor tribünleri hınca hınç dolu olacak. Bundan eminim. Daha önceki senelerde yaşadık biz bunu. Dört büyük takımlar geldiğinde hınca hınç dolu oluyor. Onun haricindeki takımlarda genelde yarı yarıya oluyor. Burada Alanya Spor halkının ve taraftarın duyarlı olmasını istiyorum ben. Biz Alanya Spor'a destek veren Alanya Spor'un taraftar grupları içerisinde en büyük taraftar grubuyuz. Şimşekler taraftar grubundanız. Biz her zamanki yerimizdeyiz. İyi günde kötü günde hep destekleyeceğiz ama tüm Alanya'dan bunu bekliyoruz. Yönetim de bunu istiyor. Yönetim elinden geleni yapıyor. Bunu herkesin bilmesini istiyorum ben. Öncelikle Alanya Spor'un Süper Lig'de birinci sırada olduğunu biliyor musunuz? Biliyoruz. Peki bu hafta Alanya Spor kimle karşılaşacak? Fenerbahçe ile. Sizce bu karşılaşmanın sonucu ne olur? 1-0 biz alırız herhalde. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.